Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir video ile tekrardan karşınızdayım. Şans oyunları serimizin ilk videosuna geldik. 100 tane abizgem kıracağız. Abizgemden başlayalım dedik. Ne kadar aldım bunları? 50k'dan buy açtım arkadaşlar. Hemen şöyle yazacağım. 5M maliyetle başlıyoruz. Bu 5M'i çıkarabileceğiz mi? Batacağız mı? Buradan deneyeceğiz bakalım. İlk önce bir kırmaya başlayalım. Nereden kırıyorduk? Gem kısmından mıydı? Şuradan mıydı? Bir bakacağım. Abiz Gemstone'dan kıracağım. Evet. Şu şekilde başlayalım kırmaya. Bu sırada sohbet edelim. Toplamda yani bu eski serverlarda bunlardan kar ediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani buradan bilmiyorum tam olarak detaylı ne drop'u var ama aldığımız çitinleri, FP'leri eğer düşerse basarak kâra geçeriz diye düşünüyorum. Geçmezsek de 5M bir zarar, bize çok zarar vermeyecek diye düşünüyorum. Bu arada gelen çoğu şeyi, yani para edecek şeyleri basacağız. Şöyle şurayı açalım bu şekilde. Devam edelim. Upgrade Scroll alıyoruz. Upgrade Scroll'lar bu arada kar 2 tane gem parası çıkartıyor bildiğiniz üzere. Şu şekilde devam edeceğiz. FP aldık şimdiye kadar, 2 tane Priest FP aldık, 79 tane kaldı. Evet, bu çitin iyi oldu. Küçülme topu da iyi oldu bu arada, BM civarında. Şu anda aslında %20'si çıktı paranın. Küçülme topu, 5 tane küçülme topu alırsak zararımızı karşılıyoruz. İkinciyi de aldık. Evet, devam edelim. FP de güzel, üzmez. Başka ne düşecek? Şöyle bakalım, 67 tane kalmış. Aynı hızla devam ediyoruz. Büyük ihtimal çitinleri basacağız. Bunun dışında diğerlerinde çöp atacaklarımız olacak, yakacaklarımız olacak. Şöyle bir değerlendirelim. Bu potlar da bu arada işime gelecek. Ezik farm yaptığımız için arada basıyoruz onları da. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. 10K'lık pottan da geldi, kristalden de geldi. Şöyle bakalım. Son 54 tane arkadaşlar. Hiç durmadan devam edelim. Yanlış bastık. Şans oyunları genellikle sevdiğim bir alan değil. Çünkü genellikle zarar ediyor gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Ben de hani o bütçede olmadığım için henüz yani 100 tane, 200 tane, 500 tane gem kırdıran arkadaşlarımız oluyor. Şöyle şimdi nasıl yapayım? Bir hepsini şuraya atayım en son bir birleştiririz. Şu parçalar kalsın. Kırmaya devam edelim. Evet, Warrior Cheat'in de güzel oldu. Bakalım toplam maliyeti çıkaracağız mı arkadaşlar? Evet, son 40 tane, onu da kıralım. Ondan sonra da ne yapacağımıza geçelim. Upgrade scroll'umuzu aldık. Kaç upgrade scroll olmuş? 7 tane upgrade scroll olmuş. 700k eder. Yani büyük ihtimal daha basmadan bile parasını çıkaracağız gibi gözüküyor şu anda buradan arkadaşlar. Bakayım, 31 tane kaldı. Bezuarlar çok para etmiyor. Onları zevkine kullanırız. Evet, kristal boss aldık. Stone of Life aldık. Hiç beklemeden kırıyorum bu arada. Upgrade scroll. Bezuar aldık. Son 20 tane kaldı bu arada. Evet, küçülme topu çok iyi oldu gerçekten. Bunları satar mıyım bilmiyorum da kullanma şansım da var PK attığım karakterimle. Evet, spotlardan da geliyor. Evet, bir küçülme topu daha aldık. Gerçekten 4 tane oldu ve büyük ihtimal oradan zaten parasını çıkarıyoruz şu anda. Bakalım başka ne düşecek. Bizi şaşırtan bir şey olacak mı? Son 10 tane kaldı. Üzerimizi birazcık boşaltalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Son gemlerimizi de kıralım arkadaşlar. Evet, güzel. Son 5 tane. Farklı bir drop alırsak güzel olacak bizim için. En azından bir küçülme topu da alabiliriz. Ve sanırım son gemimizi kırıyoruz. Ondan da FP aldık. Şimdi şöyle bir analiz yapmamız gerekirse, şunu da şöyle atayım ben. Neler aldık? Bezuarı da şu tarafa alacağım. Para eden kısımları şöyle birleştirelim. Evet, 4 tane küçülme topu aldık arkadaşlar. Bunların hemen şöyle piyasasını bakalım isterseniz. Daha garanti olsun.
Evet, 740K'ya seli varmış. BM kadar yokmuş. 850K. Yani ortalama 750K'dan sayabiliriz. 735K, 700K'dan falan sayabiliriz. Buyları var mı bakalım. Evet, 600K'da buyu var gördüğünüz üzere. Bu arada abislerin buyuna bakayım isterseniz. Ben buy kurduğumda hiç buy yoktu. O yüzden ben çok uyguna denk getirdim. 50'şer K'dan hepsini topladım. Seli 89, 70K'ya koyanlar da var. Ama sel olmadığı zaman böyle fazla koyanlar da oluyor. Eğer böyle bir işe girecekseniz buy açmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi nelerimiz var şöyle bir bakalım kabaca. Bir temizleyelim burayı. Evet arkadaşlar, şöyle bir düzenleme yaptım. Şurada değerli olanları, yani basacaklarımı şuraya koydum. İşte burada Mage Chitin'imiz, Assassin's Chitin'imiz, Warrior Chitin'imiz ve değerli olabilecek FP'leri koydum. Freyest ve Mage'leri burada çok satamayacağım için bunları, yani Upgrade Scroll parasını bile değmeyeceği için bunları şu şekilde satacağım. Hemen direkt satalım isterseniz. Oradan geçelim. Şöyle hızlıca veriyorum. Buradan da ne kadar para gelirse 245K civarında. Evet, 300-350K civarında para geldi. 11 tane upgrade scroll'umuz var. Şu anda aslında şu şekilde bile parayı çıkardık. 5 emmaletimiz vardı gördüğünüz gibi. 4 tane kek diyeceğim. Bunu 750K'dan hesaplarsak ne kadar eder? 3M, yani 2M 800K diyelim, 700K'dan hesaplayıp 1.1M upgrade scroll parası. Zaten bu kısım ne kadar etti? 3-4M civarında etti. Şu anda 4M, 1M içerideyiz gibi gözükebilir. Yani 330K'da nakitimiz var. Yani şu anda bile kafa kafayız aslında. Şunları hemen şuraya alayım. Bezorları saymaya gerek yok. Bunları aldıktan sonra upgrade'lerimize geçelim hızlıca. Bunun için birazcık para gerekecek büyük ihtimalle. Para alalım upgrade scroll'larımız için. Bir 20M alalım, biz fazlasını koyarız zaten. Evet, analizimizi yaptık kabaca. Şu anda zaten hiçbir kaybımız olmayacak bu upgrade'ler. Geçse de geçmese de. Şöyle koyalım. Nasıl sırayla basalım? Mage önden atabiliriz. Warrior FP önden atabiliriz. Sonra şöyle Chitin'i de arkaya atayım. Şu şekilde basalım. Burada şurada bir yerde asas. Evet, şu ikisi asas bu arada. Onları şöyle alalım. Hatta bunlar geçerse de daha değerli olacaktır diye düşünüyorum. Hemen onların da piyasasına bakalım isterseniz şuradan. Burada Chitin Shell'ler varmış gerçi. Warrior Chitin'in değeri 12M civarında gördüğünüz gibi. Ve bunlar satılıyordu arkadaşlar bu server'da. Başka ne var ne yok. Şurada bir dolanalım. Shell var. Chitin bir tane daha bulduk. 12.5M. FP'lerde gördüğünüz gibi 9.5-9M civarında iyi para ediyor aslında. Evet. Upgrade'imize geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan kaç tane gerekir bize? Hepsi middle class herhalde. Evet. 31 tane alalım. Middle class. Ondan sonra basmaya başlayalım arkadaşlar. Mage ile başlayalım hemen. Bu artı 3 olacak. Büyük ihtimal bir hepsini bir artı 3 yaparız. Ondan sonra basmaya başlarız diye düşünüyorum. Evet, şöyle artı 3 yaptık. Chitin'imizi de artı 3 yapalım. Yani artı 6 bile satılıyor aslında ama şu anda zaten çok gerek yok onun için pazarda beklemeye. Direkt artı 7 olan olsun. Gerisini de zaten hibe edeceğiz. Şu anda 700K civarında bir açığımız var. Aslında bir zarar olarak görmüyorum bunu. Zaten şu an buyu atsak bile aslında verdiğimiz parayı çıkarmış oluyoruz büyük ölçüde arkadaşlar. Chitin'imizi de basalım. Glaive'i de basacağım bu arada arkadaşlar. Artı 7 olursa o da 10M civarında, 12.5M civarında para edecektir. Alıcısını bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hepsini tek tek artı 4'e deneyeceğim. Evet, Chitin'imiz yandı. Warrior FP geçti. Chitin'imiz yandı. Evet, şöyle devam edelim tek tek. Evet, bir FP botumuz yandı. Glaive'i basalım. Glaive geçti. Chitin kafalığımız geçecek mi? O da geçti. Evet, şu an son duruma bir bakalım şöyle. Sırası nasıl olsun? Botu birazcık sona koyalım. Çitinle bot sonda kalsın. Artı 4 oldu. Şimdi bir artı 5'e deneyeceğiz bunları. Evet, artı 5 olan bir parçamız var, iki parçamız var. FP'miz yandı. Çitinimiz artı 5 oldu. Diğer FP'miz de artı 5 oldu arkadaşlar. Hepsi artı 5 şu anda şu gördüğümüz 4 parçanın.
Hemen bir relok atayım isterseniz ya da bir tane daha basmaya çalışalım mı? Bir relok atalım isterseniz SC hakkımız dolsun, oradan devam. Evet, relokumuzu attık ve geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 parçamız artı 5'ti. Hemen deneyeceğim beklemeden. Artı 6 oldu VP'miz. Glaive'imiz artı 6 oldu. Botu deneyelim. Botumuz yandı. Çitini deneyelim. O da yandı arkadaşlar. Şimdi 2 tane artı 6 botumuz var. Burada şöyle bir şey denemek istiyorum. Önceden bastığım fabrikler vardı. Onları da artı 8'e atmak istiyordum. Hemen hepsini birlikte basalım ve upgrade videosu niteliği taşısın. Evet. Şurada asas fabriklerim var. Şurada mage fabriklerim var. Şurada priest. Şurada mage. Şunlar zaten artı 5'te önceden kalma. Kaç tane oldu? Knife'ımızı da deneyelim. Hand axe'ımızı da deneyelim olmazsa. Bunlar yakmalıklarımız ama bunları da basalım istiyorum. Artı 8 olursa bunları zaten satmayacağım. Onları fantazi olsun diye oraya koymuştum. Evet, bunun haricinde sanırım basacak bir şeyimiz yok. Şurada FP artı 5'imiz var. 2 tane, 5 tane setimiz varmış gerçi burada. Bu seti sonra deneyelim olmazsa. Şimdi de deneyebiliriz ama o zaman edeceğimiz karı değiştirir durum. Şöyle yapacağız. Bizim itemlerimiz hangileriydi? Sadece şu ikisi kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikisinden biri artı 7 geçerse onu kar olarak yazacağız. Diğerleri bu videonun haricinde bir değer taşıyacak. Şöyle yapayım. Evet. Şu şekilde basalım. Şu yakmalıkları şuraya koyayım. Evet. Şimdi gelip upgrade scroll'umuzu alalım. Bunlar için 2 tane upgrade scroll'u maliyet olarak yazacağım. Onun haricinde 4 tane, 8, 12, 13 tane daha gerekiyor. 13 tane daha aldım. Ve yavaş yavaş koşarak basalım arkadaşlar. İlla ki artı 7 geçer diye düşünüyorum. Şunlardan da 8 geçer inşallah diye düşünüyorum. Evet, FP Warrior'la başlayalım ve bu iskem videomuzun gelirini bir öğrenelim artık. İlk FP'mizi bastık. Warrior FP yandı. Hemen arkasına Glaive'ı atacağım. Hiç beklemeden Glaive'ı atıyorum. Glaive'imiz de yandı. Ve Abyssgen videosundan upgrade olarak bir şey geçiremedik arkadaşlar. Şimdi onda büyük ihtimal birazcık zararımız oldu. SC parası zararımız oldu. Onu hesaplayacağız ama birazcık upgrade kısmına devam edelim istiyorum. Hemen şuraya koyarak bir tane basalım şimdiden. Şuraya da duralım. Evet, birincisi yandı arkadaşlar. İkinciyi şöyle basacağım. Bunlardan geçerse yani 20-25M civarında bir para ediyor bunlar. Ama geçme oranı çok düşük bildiğiniz üzere. Undisset'in. Şöyle basalım bunu da. Geçerse şaşırtır bizi. Geçmezse de sıkıntı yok zaten. Keko'ndan kendimizin kastığı, kendimizin elde ettiği fabrikler. Pires fabriğimiz var. Onu da basalım. Evet, o da yandı. Şöyle donluğumuza basalım. Ne kaldı? Bir tane mage kaldı. 3 tane kaldı. Önden bir tane entax atacağım. Bunlar da geçerse görüntü açısından güzel diye burada saklamıştım. Hemen bir tane daha atalım. Koyamamışız. Knife'ı da atacağım. Knife geçerse zaten benim için yeri ayrıdır Knife'ın. Ama geçeceğini çok sanmıyorum. Ve Knife 8 oldu. Gerçekten beklemediğimiz bir item 8 oldu. Bence çok güzel bir item. Gerçekten ben bunu saklayacağım büyük ihtimalle. Masasımda tutarım bunu. Bu sırada hiç beklemeden Mage Fabri'yi satacağım. Evet, buna gerçekten şaşırdım. İstediğim bir itemdi. Güzel bir item. Dagger 8'i de Alper basmıştı. Knife 8'i de bizden geldi. Ve son fabriğimizi de basıyoruz. Büyük ihtimal zaten geçtikten sonra geçme ihtimali olacağını sanmıyorum. Evet, bu da böyle bir upgrade videosu oldu arkadaşlar. Hemen şöyle biz asıl Abyssgen videosunun şeyini çekelim. Bu arada şunu takalım, elimizde de görelim. Evet, kürdan gibi durdu gerçekten ama güzel bir item. Evet, şimdi neyimiz var neyimiz yok bir bakalım arkadaşlar. İlk aşamada 31, ikinci aşamada yanlış hatırlamıyorsam 6 tane SC aldık. Bu da toplamda 3M 700K maliyet yarattı bize. Zaten bizim bir 700K'da açığımız vardı. Toplamda 4M 400K zarardayız. Yani şimdi normalde kar hesapladık her zaman ama bu videoda yaptığımız upgrade'lerle, kırdığımız gemlerle zarar ettik. 4M civarında bir zarar ettik. 100 tane biz gemden
Sağlık olsun. Sadece denemek, size dropları göstermek için zaten bu işe girmiştim. Bu yüzden topladığım için biraz uyguna topladım arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bu videonun bize sürprizi, hediyesi Knife 8 oldu. Gayet de iyi oldu. Ya yani giden 4M 400K olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.